konuşacağız. İnsana ne fayda verdiğini anlatacağız. Şimdi Ramazan ayının önemi, bu ayda oruç tutulmasının sebebi Kadir gecesinin bu ayda olması ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayda gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Demek ki Ramazan ayının önemi Kur'an'ın o ayda gelmiş olması ve Kadir Gecesi'nin o ayda bulunması nedeniyle Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Bir bakıma biz Kur'an'ın gelişini 30 gün oruç tutarak bayram yapıyoruz, kutluyoruz. Kur'an'ın gelişini, yeryüzüne gelişini kutluyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne gelişi bir eğitim faaliyeti. Yüce Allah'ın insanoğluna bir zeytin dalı uzatması anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir bakıma insanoğlu yanlış yaparak, şirke düşerek, inkar ederek, kötü günahlar işleyerek insanlar Allah'tan uzaklaşıyorlar veya Allah bizden uzaklaşıyor. İşte kulların böyle bir kötü duruma düşmesi ne Allahu Teala gidermek için onlara bir eğitim faaliyeti yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. İşte o Kur'an-ı Kerim'in bu ayda gelmiş olması nedeniyle bir ay biz bayram yapıyoruz. Oruç tutarak bayram yapmış oluyoruz. Peki Ramazan ne demektir? Ramada fiili aslında Güzün yağan bol yağmur demektir. Yağan yağmur ne yapar? Pislikleri temizler. Ağaç yapraklarındaki tozları temizler. Yerdeki tozları temizler. Ve ne yapar? Aynı zamanda bereket getirir. Çünkü suyuyla buluşan topraklar verimli olmaya başlar, bitkisini bitirir. Her şey canlanmaya başlar. İşte Ramazan'ın bu anlamını Kur'an-ı Kerim'e aktaralım. Kur'an-ı Kerim'le birleştirelim. Kur'an-ı Kerim niçin gelmiş? İnsanların günahlarını, kirlerini, günah kirlerini, şirk pisliğini temizlemek için gelmiş. Bu bakımdan Ramada fiiliyle Kur'an-ı Kerim aynı işi yapıyor. Mana aynı iş yapıyor. Aynı zamanda su yeryüzüne ne yapıyorsa bereket bakımından canlanma bakımından Kur'an-ı Kerim de insanların beynine ve gönlüne bu canlanmayı, bu bereketi getiriyor. Bu bakımdan Ramada fiili işte bu manasıyla Kur'anla birleşiyor. Ramazan kelimesinin başka bir anlamı ise oku mengene de sıkıştırıp ucunu inceltmek manasına geliyor. Ramada ramdı kelimesinin bir anlamı da budur. Böylece Kur'an-ı Kerim yani oruç insanın ruhunu inceltiyor. Ok incelince hedefine doğru gider, sapmadan gider. Eğer incelmezse ok hedefine ulaşmaz. İnsan ruhunun Allah'a yaklaşması için mukarrabından olabilmesi için ruhun incelmesi gerekiyor. İşte hem oruç hem o ayda gelen Kur'an-ı Kerim insan ruhunu inceltmek ve hedefi olan Allah'a doğru yol almak için ramazan kelimesiyle Kur'an-ı Kerim ve oruç birleşiyorlar. Ramazan kelimesinin bir anlamı da yalın ayak kızgın kumların üzerine yürümek demektir. Yalın ayak. Yani bu ne anlama geliyor? İnsanoğlu o cehennemi getiren günahların üzerine basarak, yalın ayak basarak doğrudan doğruya Allah'ın yoluna girebilme imkanını getirdiği için Kur'an-ı Kerim ve oruç da bunu getirdiği için Ramazan kelimesiyle buluşuyorlar. Şehru Ramazan, Ramazan Allah'ın bir ismidir aynı zamanda. Şehru Ramazan dediğimiz zaman Allah'ın ayı anlamına geliyor. Siz de bugün o Allah'ın ayının birinci gününü oruç tutarak o bayramı, o Kur'an'ın gelişini kutlamış oluyoruz. Demek ki Ramazan ayının önemi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda gelmiş olması ve Kadir Gecesi'nin bu ayda olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Kadir Gecesi'nin ne olduğu konusunu inşallah Kadir Gecesi'nde 27. gecemizde anlatacağız. Biz oraya bir daha girmemize lüzum yok. Fakat Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde gelen Kur'an-ı Kerim'in iki büyük özelliğini bu ayette yani 185. Bakara Suresinin 185. ayetinde açıklıyor. Unzile <laughs> fihi'l Kur'an hudal lin ve min huda ve'l furkan. Kur'an bu ayda indirildi. Allahu Teala neden Kur'an ismini burada kullandı? Kur'an'ın birçok ismi daha olmasına rağmen o isimleri burada kullanmadı ama Kur'an'ı kullandı. Her ne kadar Kadir Gecesi'nde bunu anlatacaksak da bu ilk gecemizde buna bir değinelim. Kur'an aslında kara'e fiilinden gelir Arapça. Okumak manasına gelir. Kıraat dediğimiz olay okumak. Yani okumanın bir numaralı ibadet olduğunu koyması nedeniyle Kur'an-ı Kerim ismini almıştır ve birinci isim olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Kadir Gecesi'nde Hira Mağarası'nda peygamberimize ilk defa oku dedi. Yani Kur'an'ın İslam'ın ilk emri, Kur'an'ın ilk emri okudur. Ha okumak çok önemli bir ibadettir. Bak okumak, tahsil yapmak, bilgi edinmek, cehaletle mücadele vermek bir ibadettir. Ve hatta en büyük cihattır. Yani Kur'an-ı Kerim'i ile diyor Allahu Teala Furkan suresinde büyük cihat yap, en büyük cihadı yap diyor. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an ile büyük cihat yapıyor. Demek ki bilgi edinmek, cehaletle mücadele vermek bir cihattır. Bir ibadettir. En büyük ibadetlerden biridir. Onun için Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde geldik. Gece vakti tahsil yaptırdı peygamberine Yüce Allah. Gece vakti. Bu ne demektir? Kadir Gecesi'nde bunu konuşacağız ama herkes gündüz çalışıyor ama gecesini değerlendiren, gece vakti çalışan milletler öne geçiyor demektir bu. Böylece değerli kardeşlerim Kur'an bu ayda indirildi. Eh sorsak ya Rabbi Kur'an nedir? Onun işlevi, görevi, vazifesi nedir diye sorsak ayetin devamında veriyor buna. Hudelin nasi insanlara rehber olarak indi. Ha Kur'an'ın bir rehberlik görevi vardır. Yani insanoğlu nefsin sokaklarında şeytanın sokaklarında yolunu kaybetmiş. Bulamıyor. Rabb'ını bulamıyor. Doğruyu bulamıyor. Sıratı müstakimi doğru yolu bulamıyor. İşte ona o doğru yolu gösterecek, onu oraya götürecek rehber, yegane rehber Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için adını Hüdellin Nasi, görevini böyle koymuş. Ama bütün insanlığı doğru yola getiren, bütün insanlığa rehberlik yapan bir kitap, bir kişiye değil hüden linnasıdır. Demek ki Kur'an-ı Kerim evrensel bir rehberdir. Bir rehber var kendi mahalli efendim yerini bilir ama bir rehber var ki her tarafa rehberlik yapabilir. O, oh, o evrensel rehber dediğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hüdellil muttakindir Takva sahiplerine de rehberdir. Yani Kur'an'ın rehberliği sadece insanlara değil, özel manada takva sahiplerine de rehberdir. Niye? Çünkü takva sahibi zirveye çıktı, insanı kamil olma zirvesinde takva sahibi, ama o zirvede her zaman duramaz. Çünkü o zirvede formunu kaybedebilir. Hiçbir sporcu, hiçbir takım formunun zirvesinde duramaz, durmamıştır. Mutlaka formunu kaybeder ve o zirveyi de kaybeder. İşte o zirveyi kaybetmemesi için takva sahiplerinin de Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı vardır. İşte burada demek ki değerli kardeşlerim, Allahu Teala ben bu Kur'an-ı Kerim'i niye gönderdim? Ramazan ayında Kadir gecesinde çünkü onun işlevi, görevi, vazifesi insanlığa rehberlik yapmaktır. Çünkü insanoğlu Kur'an gelmeden evvel o nefsin ve o şeytanın şirkin şehrinde kendini kaybetmişti. Adresi yok. Elinde adres yok. Onu oraya götürecek biri yok. İşte Allahu Teala dedi Kur'an-ı Kerim'e gideceksin bu benim kullarım yollarını kaybettiler bana gelemiyorlar. Sırat-ı müstakime giremiyorlar, doğru yola gelemiyorlar. Bunlar cehaletin pencesine çekişiyorlar. Gel sen bunlara bir rehberlik yap, sana bu görevi veriyorum git. İşte Ramazan bu. Ramazan ayının önemi buradan kaynaklanıyor. Böyle bir Kur'an-ı Kerim'in geldiği ay olması sebebiyle. Ve beyyinatim minel huda. İşte o rehberliğin kanıtlarını, delillerini, ilkelerini, prensiplerini de getirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim şimdi biz bir rehberlik yapıyorlar ya arkadaşlarımız yapıyor, rehberlik yapıyorlar, yabancıları, Türkiye'yi bilmeyenleri gezdiriyorlar, rehberlik yapıyorlar. Ama bu rehberliğin bir takım prensipleri var, ilkeleri var. Aynı şekilde Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda o rehberliğin prensiplerini, ilkelerini de getiriyor, açıklıyor diyor ayet. Vel Furkan, Furkan görevini yapacak Kur'an-ı Kerim. Şimdi burada diğer bir görevi, diğer bir vazifesi de Furkanlık. Furkanlık ne demek? Furkan farkı fark ettiren demektir. Farkı fark ettiren kitaptır Kur'an-ı Kerim. Böyle bir işlevi vardır. Böyle bir görevi, fonksiyonu vardır Kur'an-ı Kerim'in. Yani farkı fark ettiren kitap. Neyin farkını fark ettirecek? Hakla batılı doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin farkını fark ettirecek. Yani ayrıcıdır. Şöyle diyelim, siz pazardan aldığınız lahanayı, presayı veya marulu yıkamadan yemek yapamazsınız. Salata yapamazsınız yıkacaksınız. Tertemiz olacak. Heh. İnsanlık hakla batılı karıştırmış. Onun için Allahu Teala ehli kitaba Ali İmran suresinde ya ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batile. Hakkı batılla niye karıştırıyorsunuz diyor Allahu Teala. Hakla batılı karıştırıyor insan. Yani o marulun o aldığın yemeğin üzerinde çeşitli böcekler olabilir, kum olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Onu yıkacaksınız, tertemiz yapacaksınız da yeme payı yiyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim de insan düşüncesini, insan felsefesini yıkıyor, temizliyor, arındırıyor, yenecek hale getiriyor. İnsan beynine ve gönlüne indirecek hale getiriyor onu Kur'an. Kur'an'ın en önemli işlevlerinde müri budur. Çünkü hiçbir insan saf, temiz, arınmış bir fikir beyan edemez. İnsan felsefesi düşüncesi fikirleri bu bakımdan arınmaya, yıkanmaya ihtiyacı vardır. İşte bunu ancak Kur'an-ı Kerim yapabilir. Bu nedenle Furkan ismini ...alır kuran ı Kerim o ismin gereğini yerine getirir. Değerli kardeşlerim, şimdi ise orucun getirisini konuşacağız. Yani Allahu Teala orucu koydu. Hani yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden, efendim boş söz konuşmaktan, gıybet yapmaktan, alı koymak manasına gelen sıyam, oruç dediğimiz olay susma orucu da vardır. Meryem annemizden bize kalma Tabii biz susma orucu diye bir olay yok biz sadece ağzımızı disipline edeceğiz efendim gıybetten dedikodudan e, uzak duracağız yalandan uzak duracağız manasına gelir. İşte orucun getirisi eğitimsel boyutlarından budur çünkü bir yerde yalan varsa bir yerde dedikodu varsa bir yerde gıybet varsa orada takva olmaz. Çünkü orucun getirisi leallekum tettekun 183. ayeti kelimenin son kelimesinde orucu niye farz kıldığını anlatırken Yüce Allah leallekum tettekun umulur ki takvayı elde edersiniz. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki Allah'a saygı duyarsınız. Umulur ki Allah'a karşı görevinizin bilincinde olursunuz manasına geliyor bu. Demek ki bir şeyden uzakta kalmadan, bir disiplin elde etmeden, manevi disiplin, bir davranış, bir ahlaki disiplin elde etmeden takvaya ulaşmak mümkün değildir. Demek ki takva bir ruh olgunluğu, kemale ulaşma dediğimiz olay, muttaki adam dediğimiz kemale ulaşmış adam diyor biz buna. Bunu elde edebilmek için orucu farz kıldım diyor Allahu Teala. İnsana bunu kazandırmak için. Yani yani şu takva bütün nehirlerin aktığı bir deniz gibidir. O ibadetler o takva denizini besler oraya akarken. Oruç da bu ibadetlerden biridir. Namazı, haczi, zekatı, infakı efendim kurbanı hepsi bu takva denizine akıyor. İşte oruç dediğimiz e, ibadet de o takvayı geliştiren, besleyen besleyen gıdalardan biridir. Zaten takvanın kendisi diyor Allahu Teala e, başka bir zaman buraya dönmezsek şayet e, bir gıdadır. Ve tezevvedu fe inne hayra zâdi takva diyor. Gıdalanın gıdanın en iyisi takvadır diyor. Yani takva denen insanın maneviyatını besleyen bir gıda. Aynı zamanda takva bir elbisedir. Ve takva zalike hayr. Araf suresinde bunu Allahu Teala buyuruyor. Araf suresinin 3. sayfasında takva elbisesi en iyi elbisedir. Bir şu elbise vardır. Bu bizim avret yerlerinizi örtüyor diyor Allahu Teala o ayette. Ama benim için takva iç elbisesi dediğimiz, manevi elbise dediğimiz, bilinç elbisesi dediğimiz takva elbisesidir diyor önemli olan. İşte oruç ibadeti o takva denen manevi gıdanın, manevi elbisenin besleyici bir nehridir. Bu bakımdan oruç ibadetinin getirilerinden biri insanın takvaya ulaşmasında ona yardım ediyor. Onu destekliyor, ona gıda oluyor, ona elbise oluyor. İşte orucun bir numaralı getirisi bu. İki numaralı getirisi 185. ayette veli tukebbirullah ala ma hedakum. Allahu Teala sizi doğru yola iletmesi nedeniyle onu yüceltmenizdir oruç. Bunun için konmuş. Allah'ı yüceltmek. Hani Kur'an-ı Kerim insanları rehberlik veriyordu ya, hidayet ediyordu ya. İşte o rehberliğin uğruna Allah'ı yücelteceksiniz diyor. Demek ki oruç ibadeti Allah'ı bir yüceltmektir. Nasıl Allahu Ekber diyoruz ya namazda iftitaht tekbiri, efendim secdeye rüküya giderken Allah o nedir? Allah'ı yüceltmektir. Ha oruç ibadeti de aynı şeyi söylemek bizatihi pratiğe geçirmektir. Orada sözümüz de söylüyoruz ama oruç ibadetiyle onu pratiğe döküyoruz. Hayata geçirmiş oluyoruz. Başka bir getirisi orucun değerli kardeşlerim Yine 185. ayette laalleküm teşkurul bir şükür ibadetidir. Demek ki oruç aç kalarak fakirin derdini anlamak çok önemli bir pratiğini yaşamak, fakirin açlığını anlamak ve o nedenle sahip olduğun sıhhatin ve servetin nimetlerin şükrünü yapma ibadetlerinden biri oruçtur. Şimdi değerli kardeşlerim burada her zaman siz bunu anlatıyorsunuz. Bunları biz televizyonlarda muhtelif zamanlarda konuştuk. İşte gebe olan hanımlar oruç tutmazlar, emzikli hanımlar oruç tutmazlar, hasta olanlar oruç tutmazlar. Film bunları hepsini söyledi. Bunları bizden daha iyi biliyorsunuz. Fakat Ramazan ayında Kadir Gecesi'nin bulunması nedeniyle hemen 186. ayete gittiğimiz zaman Orada neyi görürüz? وَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبُ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ diyor allah Teala. Sana kullarım beni soruyorlar. De ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. İşte olay bu. Yani ne demek? Ramazan ayında... Allah'a dua edeceğiz, tövbe edeceğiz. İşlediğimiz günahlardan vazgeçip doğru yola gireceğimize dair Allah'a söz vereceğiz. Allah da diyor ki ben onun bu söz verişine, bu yalvarışına, bu tövbe edişine uyacağım. Tövbeyi kabul edeceğim. E, eh, tövbe daha çok geliş, geleceğe yönelik yapılır biliyorsunuz. İstiğfarsa geçmişe yönelik yapılır. Geçmişte işlediğimiz günahların affı için yapılır istiğfar. İşte bu Ramazan ayı bizim için bir değişim ayı olabilmeli. Bir devrim ayı olabilmeli. Yani yanlış yola giden gençlerimiz, yaşlılar zaten yanlış yola gittiyse gitti, tövbe ettiyse etti. Ama esas gençlik çok önemli. Genç yaşında yanlış yapan, yanlışa giden insanlar efendim bu ayda tevbe edecek, istiğfar edecek ki Allahu Teala hemen ben icabet edeceğim. Zaten Kadir gecesinde bunu biraz daha geniş bir şekilde anlatacağız, açıklayacağız efendim. Ben bu kısa girişimle, kısa sohbetimle birinci sohbetimi sizlere yapmış oluyorum. Değerli kardeşlerim tekrar söylüyorum başında söylediğim gibi Ramazan ayınızın mübarek olmasını yüce Rabbim'den diliyorum. Sizlere bereket, aydınlık ve bir af ve bir değişim getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Hayırlı iftarlar.